Thanks to the sacrifice of Rachel's brother, we finally hold the key to defeating the Galcian once and for all. The Tidan orbital weapon is operational and under our control. Rachel is making final preparations to ensure the fleet's safety as we secure the Kartoba site. Power and discharge protocols in the green, targeting and alignment data is suboptimal. We will require a ground-based scanner network to resolve firing accuracy, or nobody will be safe out there. The Kartoba site is located here. The Galcian fleet is holding their position outside the targeting perimeter. When they realize we have safely entered the site, they will advance and surround us. We will not have much time. Rachel, stand by to deploy. Roger that. Rachel and her team into the Kartoba wreck immediately. Time is of the essence. Expect Galcian forces to arrive shortly. Tamam, zaman çok önemli. Bir an önce Rachel'ı Kartoba enkazına göndermemizi istedi. Biz de öyle yapacağız ama öncesinde şuraya bir gidelim bakalım. Neden olmasın? Şöyle bir yaklaş ve şuraya bir bomba bırak. Hazır yolumuzun üzerindeyken bunu da patlatalım gençler. Şimdi bu final bölümü, çünkü artık Kartoba enkazına gelmeyi başardık. Evet. Classic Homeworld'de üzerine çift tıkladıktan sonra ve mouse'un orta tekerleğine bastıktan sonra, evet, burada da işe yarıyormuş. Ona fokuslanıyor diyecektim ki denedim, oldu. We're clear to move. Runner copies. Reading you. Peki. Şimdi muhtemelen enkaza doğru ilerledikten sonra bir şeyleri tetikleyeceğiz ve hikaye akmaya başlayacak. O yüzden ben şurayı patlatıp en azından şunları yerleştirip öyle gitme taraftarıyım. Ne bulduk? Hiçbir şey bulmadık. Peki. Hadi o zaman git. I have the wreck in sight. No movement detected. Conducting preliminary scan. Quantum signature verified. The site appears undisturbed. Pristine. I'm going in. Copy that, Rachel. We need to set up the scanner network so I can build a targeting matrix. I can direct the beam once the network is in place. To establish the targeting matrix, deploy scanners at these locations. Peki, grup sıfırla başlayalım gençler. Grup sıfırı hemen şuraya. Hayır, öyle hareket etmeyin. Yani doğaçlama hareket etmesinler. Grup sıfır ayrılsın ve oraya gelsin. Biz... Be advised, carrier repair systems online. Weapon range systems currently active.
Carrier warning. Heat levels are spiking. Reroute power to avoid system damage. Carrier warning. Heat levels are spiking. Reroute power to avoid tamam. System damage. Şimdi bana armor assault'ları 1 yapalım. Şuraya koyalım. Birkaç tane daha armor assault üretip 5 tane onları buraya vereceğim ve gönderip kazma kürek işleriyle ilgilenmelerini sağlayacağım. Onlar bir şekilde ekibi koruyacaktır gençler. Grup 3'ü şimdilik şuraya alalım ve hızlı bir şekilde bence şey üretmemiz lazım. Şunları da aradan çıkartalım. Missile battery üretmemiz lazım çünkü hava saldırılarına karşı şu anda çok açık görünüyoruz. Bu nedir? Bir base runner'ımız var. Base runner'ımız şimdilik hayır şurada dursun. Sen de gel. Peki. Battle Cruiser'larımız var ama bir tane kalmış. Battle Cruiser'ı şuraya alıp hemen hızlıca Battle Cruiser üretelim. Peki. Sanırım üretemiyoruz. Kaynağımız bitti. Şu kaynakları bir an önce... Missile battery online. Extract and begin updating your system. Some intake blockages were causing a pressure increase. Şunu böyle koyabilirim. Reading you command. Armor copies. Missile bataryaları grup 8'di. Missile bataryaları şuraya alalım ön saflarda. Uçakların konumunu bozabilir. Gelin ve şurada durun. Grup 3 şuraya gelin. Ne oluyor ya? Saldırıya uğradık bile. Şunları şöyle biraz ileri saflara alalım. Şuraya alsam daha doğru olabilir. Onun yerine de grup 3'ü alalım. Battle Cruiser'lar üretilmeye başladı bile. Şunu da alalım. Oh. Peki. Armored vehicle is taking fire. Strike fighter coordinates dialed in. Hostile armor and contact vector dialed in. We're in the fight. Reading. We got a railgun under fire. Target locked. Air burst. Fire. Acknowledged. Alert. Railgun locked. Order 14 launch on. Evet maalesef çok yetersiz kalıyoruz. Şu an gerçekten çok yetersiziz. Ürettiğimiz tüm missile bataryaları kaybettik bile. Bu hiç hoşuma gitmedi. Biraz öne gelin. Tamam. Ya indir şunu ya. Peki. CU field
Birkaç tane şey üretirsek hiç fena olmaz. CU site exhausted. Hızlı bir şekilde bu işi çözeceğim gençler. Ama ilk etapta hazırlık aşaması bizi biraz zorlayacak. Yine de bu işi çözeceğiz, merak etmeyin. Sen öncelikle şuraya bir scanner kuruyorsun. Ardından hızlıca birkaç tane şey kuracaksın. Railgun'ları. Tamam. Bir şeyleri arttırabiliyorsak arttıralım ya, niye olmasın? Railgun'ın damage'ini arttıralım. Base Gunner'ın target range'i, Support Cruiser'ın kendi kendini bilemedim. Peki şuraya geliyorsun. Hostile interceptor down. Artillery cruiser in contact. Provide fire support. Railgun enhancements online. Systems online. Güzel. Fleet group 8 assigned. All systems green. We're up and running. Runner copies. Armored assault. Birkaç tane turret kursun. Armor confirms. Copy. Displacing now. Armored assault operational. Systems up. Go for Capizzi. Hemen büyük toplara geçelim. Elimizde kaç tane Battle Cruiser var? İki tane var. İki tane daha üretelim. Hatta üç tane üretelim. Totalde beşe ulaşsın. Şurada Railgun'larımız var. Oradaki Railgun... Railgun burada da varmış. Güzel. Bence bu Railgun'ları götürüp şuraya dahil edelim. Onları da grup 3 yapalım ve grup 3'ü alıp... Peki birbirlerini göremediği için mi seçilmiyor? Evet, şimdi seçildi. Beş tane. Güzel. Ağır toplar gelmeye başladı gençler. Şuraya. Üçünüz de oraya gidiyorsunuz. Battle Cruiser'lar grup 9'du. Hepsini grup 9 yapıyoruz. Araçlar birbirlerini görmediği zaman ortak gruba atayamıyorum. Hostile bomber destroyed. Control group 9 designated. Evet. Şimdi siz şuraya gelin. Siz de gelin ve siz de gelin. Hatta Support Cruiser'ımız yok. Support Cruiser'a ihtiyacımız var. Bizi kim nasıl koruyacak gençler? Support Cruiser'ımız olmazsa bu iş olmaz. Şuraya gitsinler. Çünkü bu taraftan saldırı yiyebileceğimizi düşünmüyorum. Bence her yerden uzak kalacağı için. Evet. Geri çekelim. Geri çekelim şunu. Ateş etseniz diyorum, yani hiç fena olmazdı fakat
Ateş etmeme konusunda ısrarcısınız. Tamam, en azından evet, bir halta yaradı. Şaka mı yapıyorsun ya? Orada bir şeyler oluyor ya. Enemy armor disabled. Hostile railgun opened up. Be advised. Tracking hostile. Reporting. Şu birliği biraz öne çıkartacağım. Siz de şuraya gelip tamam. Enemy armor on approach. Hostile detected. Visual unconfirmed. Ready. We're moving. Siz yavaş yavaş ilerleyin bakalım. Bir base runner daha. Evet, bir base runner daha kuralım. Artillery cruiser operational. Şunları şöyle ileriye taşıyalım. Aynen, buradaki işlemlerde herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Siz nereye gidiyorsunuz? Pardon da... peki. Harikasınız gençler. Biraz daha öne çıkın ki o birlikleri koruyabilelim. Base Runner hemen şuraya bir tane scanner kurması lazım. Uygunsuz bir saldırı olmadığı sürece bu birlik onları koruyacaktır. Diğer Base Runner'ı da şuraya göndereceğim tabii ki. Ama onu yapmadan önce birliği biraz ileriye alalım. Hemen saldırı geliyor bile. Hemen saldırı geliyor bile. O cruise missile onları dağıtır diye tahmin ediyorum. Çemberin içerisine girerlerse, eğer ki girdiler. Mükemmel. Hadi gel şuraya bir scanner kur. Authentication pending. Support crews are under attack. Immediate fire support. Güzel güzel. Bu birliği ileriye çıkartmak gerçekten işe yaradı. Şeyi yapmamız lazım sanırım. Bir saniye. Kendi kendini tamir etsin. Hostile interceptor destroyed. Support ready. Defend that area with a turret. Turret. Bolca turret kuralım. Oo, bu ne böyle? Scan complete. Preparing targeting matrix. Search completed. Wait. Ready.
Our scanners have picked up something. It's all around us. It's incredible. An entire city buried beneath the sand. This must be it. This must be Kartoba. The first city of Karak. Detecting a Gaussian carrier crossing the perimeter. Fire when ready. Çok güzel. Şu birliklerin hepsini artık aşağıya alsam hiç kötü bir fikir olmaz çünkü bizim bu bölgeyi korumamız lazım. Güzel. Artık şu tarafta işimiz olmadığı için ekibi geri çağırıyorum. Rachel de burada. Bakalım lazer neye benziyor? Oho! Çok iyi. Kapısı biraz ilerle lütfen. Tamam, benim anladığım kadarıyla artık bu silahı kullanıp ortalığı dağıtacağız. Biraz geri çekilin. Sanırım burayı tekrar patlatmamız gerekiyor. Güzel. Yalnız şöyle bir sıkıntım var gençler. Bu birlikleri biraz ayırsak hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kafamıza bir roket yersek hiç hoş olmayacak. Direkt üzerine düşecektir diye tahmin ediyorum ya. Nokta atışı olacak diye tahmin ediyorum. Güzel. Evet, Rachel'ın silahı açıldı. Güm. Şurasıyla ilgilenelim. Peki. Alert. Siege cruiser verified in the AO. It's acquired. Respond. Moving the site. Runner. We've detected something. Can you confirm visual? Operating. Peki. Make ready. Roketlerim açılmadı. Go for artillery. Move with caution. We have hostiles. Alert. Hostile strike fighter in circulation. Oh. İyi saldırıyorlar. Set message. Grid updated.
is Rachel. Go ahead. Target area set. Firing. Çok iyi. Ready, set. Uçaklar insin. Evet, uçaklar insin. Galaxian air units inbound. Ready, mark the bearing. Runner. Rachel'ı bence biraz ileriye taşıyalım çünkü onun şu EMP silahı işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Roket açılmadı. Bence Kapisi'yi de şuraya bir yere alırsak Kapisi'den de daha verimli yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Şöyle. Target set, launch. Ready, intel, science. I configured the beam's aperture to provide a more intense shot over a smaller radius. Both beam modes are available. Firing. Galaxian air units inbound. Çok iyiyiz. Warning, systems overheating. Silah sistemlerini açıyorum. Böylece tamamen ona saldırabilir diye düşünüyorum gençler. Şu birlikleri de ön saflara alalım. Sen şurada dur. Bence düşecek. Tamam, onu indirdik. Sen savaşı seçtin diyor. Şuraya bir, evet,
Şunu da gönderelim. Bir yerlerden düşman geliyor ama. Yukarıdan geliyormuş. Tamam, Rachel'ın silahı açılması lazım ki ona saldırabilelim gençler. Bu arada biraz ileriye araç çıkartacağız ki. Phase Runner'la işimiz yok. Şu railgun'ları da şuraya alalım. Şöyle tepesine bir bin bakalım. Güzel. Bir şansımız var gençler. Yani onlar buraya gelene kadar. Mesela bu silah buraya erişebilir mi bilmiyorum ki. Şöyle bir şansımı deneyeyim. Yapacak bir şey yok. O roketleri yiyeceğiz. Sanırım vurmayı başardık. Pek emin olmamakla birlikte bir saldırı yaptık gibi görünüyor. Tüm silah gücümü geriye çekiyorum. Artifact mi? Al. Yani artifact ne işimize yarayacak bilmiyorum şu aşamadan sonra. Belki kapisinin abi nedir ki? Bu nedir ki? Bunlar sanırım açılan özellikler gençler. Bir araç kaybettik ama hiç önemli değil. Düşman da dibimize kadar gelmeyi başardı. Güzel. Şu aşamadan sonra artık çok fazla bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Alayına girmemiz lazım. Rachel'ı geri çekelim. Geri kalan tüm birliği ileriye alacağız. Hadi üzerine yürüyelim. Bence üzerine yürüyelim. Strike
Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi. Son dokunuşu yörüngedeki silahla yapmak istiyorum. Eğer onu sağ bırakırlarsa tabii ki. The truth of our origins is only now being revealed. Descendants of the great derelicts of Kerak. We are all one. We are all... Galcian air units inbound. My brother said, salvation lay in the desert. It's too early to know for sure if he was right. But one thing is certain. This is not the end. But rather, a new beginning. For us all. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç hepimiz için. Rachel'ın son cümlesi böyle bitti gençler. Ve aslında buradaki savaştan sonra, Kartoba'nın da ele geçirilmesinden sonra Karak'taki tüm klanlar birleşip Homeworld'ün gerçek hikayesinin başlayacağı adımlar atılıyor ve ana geminin inşaatıyla yolculuk başlıyordu. Biz sadece Homeworld yolculuğunun başına gidip olayların nasıl gerçekleştiğini izledik. Bir sonraki hikayemiz Homeworld'ün 3. oyunu olacak. O da 2023 içerisinde gelecek. O oyundaki teaserlarda küçük bir şey yakaladım. Yani oyunun teaserları yayınlandı. Küçük bir ipucu var. Aklımda kaldığı kadarıyla Homeworld 2'de hikaye bittikten sonra bir kapının keşfinden bahsediyordu. İşte gizli kalmış bir kapı keşfedilir ve bu kapıyla da galaksinin her yerindeki medeniyetlere ulaşan bir ağ, geçit ya da işte kapılardan oluşan bir ağdan bahsediyordu ve hikaye bitiyordu. Homeworld 3'te bu kapıdan geçen gemilerle ilgili teaserlar vardı. Sanırım o kapının açtığı yeni yolculuklara doğru bir hikaye bizi bekliyor olacak. 2023'ün muhtemelen ilk 6 ayında Homeworld 3 gelir. Neyse, son bölüme kadar izleyen herkesten teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.